Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yine güzel bir burs haberiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu dönemde artık günlük olarak burs veren vakıflar, dernekler, üniversiteler, bölümler, tüm kurum ve kuruluşları güvenilir olanlar özellikle seçip paylaşacağımı söylemek istiyorum. TEV Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda başvuru yapanlar olduğu burs alanlar var, almayanlar var, mülakatla alıyor ama önemli ve çok sevdiğimiz bir burs. Şimdi diğer vakıflar, dernekler 3-5 üniversitenin 3-5 bölümüne 3-5 öğrenciye veriyor. Çok onları buradan paylaşmak istemiyorum. Ama bu tıpkı KYK bursunda olduğu gibi tüm Türkiye'de tüm bölümlere ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs veriyor. Mülakatı yapmasının kötü bir şey olduğunu düşünmeyelim. Çünkü burada gerçekten ihtiyacı olup olmadığını görmesi bakımından önemli. TEV bursunun güzel tarafı şudur ki arkadaşlar bu yıl için üniversite öğrencilerine 4.500 lira vereceğini açıkladı. 2024-2025 yılı için. Bugün özellikle bunu sizlere söylemek istiyorum. Yani başvuru yapacağınız burslar arasında mutlaka TEV bursu olsun. Başvuru süreci henüz başlamadı çünkü YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının arkasından tarih de netleşecektir ve ben size tıpkı KYK bursları ve yurtlarıyla ilgili gerekli açıklamalar ve bilgilendirmeleri yapacağım gibi TEV bursuyla ilgili olarak da nasıl ve nereden başvuru yapacağımızın bilgisini vereceğim. Yine online başvuru oluyor. Bu arada TEV'in çok farklı burs kategorileri var. Bir kere ortaöğretim öğrencilerine var. Mesleki ortaöğretim bursu adı altında. Üniversite öğrencilerine var. TEV yüksek öğrenim bursları adı altında ve bu bursun 4.500 lira olduğunu söylemiştim size bu yıl için. Biliyorsunuz ki şu anda KYK bursunun 2.000 lira olduğunu biliyoruz ve bu Ocak ayına kadar maalesef ki değişmeyecek. TEV bursunun 4.500 lira olması şu anda gayet güzel. Ancak TEV bursu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yani yaz aylarında öğrencilere burs ödemiyor. TEV'in yüksek lisans bursları, doktora bursları, üstün başarı bursları gibi farklı kategorileri de var. Bir de arkadaşlar önemli bir nokta daha. TEV kız öğrenci yurtları var. Gayet nezih, temiz ve beğenilen ortamlar bunlar. Ancak tabii ki tüm Türkiye'de yok. Birkaç noktada var. TEV yurt başvuruları da hemen YKS sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak. Ben de size buradan onun haberini de vereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu arada arkadaşlar üniversite burslarına eğer başvurmayı düşünüyorsanız bu yıl ilk defa yerleşecek olanlar başvurusunu yapabilir. Sınıflar da başvurusunu yapabilir. Ara sınıflarda not ortalamasının 2,5 olması gerekiyor. Hazırlık sınıfını başarıyla geçmiş olmak gerekiyor. DGS ile yerleşenler için 2 yıllık mezuniyet notunun 2,80 olması gerekiyor. Pek çok bursta olduğu gibi açık öğretimlere verilmiyor. Bir de vakıf üniversitelerine de TEV burs vermiyor. 25 yaşından büyük olanlara da vermiyor. Mülakat yapılacak bir takım belgeler isteniyor. Sisteme yüklemeniz gereken. Onları zaten başvuru süreci başladığında buradan nasıl yükleyeceğimiz, nerelere yükleyeceğimizi, hangi belgeleri nereden temin edebiliriz? Bu açıklamaları zaten sizlerle paylaşacağım. Yepyeni bursları kaçırmamak için bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.